arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yetişkin şapkası çalışacağız. Bu şapka e, bayağı büyükler için. Yani benim gibi yetişkin insanlar için. Yani bu ölçü tam benim baş ölçüme uygun bir ölçü. E, çok rahatlıkla kullanılabilecek yetişkin şapkası şapkamıza şuradaki kısımdan sık iğnelerimizi örerek başlıyoruz modelimizi uyguladıktan sonra belli bir yüksekliğe eriştikten sonra azaltma işlemlerine geçiyoruz bakın azaltma işlemlerine de geçtikten sonra tepe noktasına doğru kapanmayı sağlıyoruz ve kapattıktan sonrasında şu görmüş olduğumuz ikinci dışta kalan sık iğneli bölümü örüyoruz dışta kalan sık iğneli bölüm bakınız her yerde Yok. Bakın arka kısma uygulamadık. Belli bir e, sayımızı sayıp bir yönden eksiltip bir yönden artırarak şu şekilde şapkamızı tamamlayacağız. Evet. Kolay gelsin diyerek hemen şapkamızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Bayan beremizi örmek için Alize'nin Superlana Lana klasik ipini kullanıyorum. İpim yüzde 75 akrelik yüzde 25 yünden oluşmakta, renk numarası 649, 100 gram ve 280 metreden oluşmakta ipimiz. İpimizi örmek için ise 5 numaralı, şöyle görelim, bakınız 5 numaralı tığımızı kullanacağız. Modelimiz çünkü büyük numaralı tığları kaldırabilmekte, küçük numarayla da. Tabii ki örebilirsiniz. Nasıl ee, zevkiniz uygunsa küçük numarayla öreceğimiz zaman zincir sayısını artırmayı unutmayalım sadece. Şimdi bu yetişkinler için örüyoruz ve başlıyorum zincirimi çekmeyi. Bu düğümümüz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 81 tane zincirimi çektim. Bakınız burada etkili olan e, tığımın numarasının büyük olması. Eğer 3.5, 3, 2.5 gibi tığlarla örecekseniz en az 120 tane zincirimizin olması gerekmekte. En az demeyelim yani ölçü olarak eğer zincirimizi çektikten sonra baş çevremizi sardığımız zaman e, baş çevremizi şöyle sıkı sıkıya olacak olursa yani tam e, olacak rahatlıkla değil Tam sıksa da fark etmez çünkü sık iğnelerimizi ve modelimizi yerleştirince modelimiz biraz daha açılacağı için baş ölçümüzü uyması yeterlidir. Eğer yetişkin bir insan için öreceksek zincirimizi çektiğimiz zaman başımıza şöyle ölçüsünü aldığımız zaman baş çevremizi sarmalı. Çok rahat bol olmasına gerek yok. Tam şöyle kavrasın kapansın yeter. Şimdi burada zincirimi ben çektikten sonra ölçümü almak istiyorum. Tabii zincirimi de yine 5 numarayla çektim. Ölçüsüne bakalım. Daha önce grisini örmüştük. O tabii ki birazcık daha büyük çocuklarımız için derken e, bebeklerimiz değildi. Bu tamamen büyük çocuklarımız için, büyükler için ama büyük tığla ördüğümüz için bakınız ölçüye şimdi bakıyorum. Bakın şuradan birlikte ölçelim. Bir santime koydum. Elime bakın hiç asılmadan götürüyorum. Sadece düzeltiyorum tığımın ucunu şu şekilde alıyorum. 45 santim zincirimin uzunluğu. Şöyle görelim. 45 santim zincirimizin uzunluğunu gördüğümüz zaman hemen mezuru şöyle baş çevremize mutlaka tutalım. Ben şu anda mezuru baş çevreme tutuyorum. Baş ölçümü şu şekilde bakınız kavradım. Ve benim baş ölçüm mezurumla etrafımı dolaştım. 55 santim yani şöyle yuvarlak 55 santim e, oldu şöylece. Şimdi tekrar ipimi alıyorum. Bakınız birlikte ölçmüştük. İpimi tekrar kontrol ettiğim zaman zincirlerimizin seyrek olduğu ve kalın numaralı tığımızla ördüğümüz için esneme payıyla burada 45 çıkan e, santim baş ölçüme Neredeyse bakınız 10 santime yakın esneklik payı var. Yani eğer ipiniz esnemiyorsa, başınız olmuyorsa lütfen e, ölçümüzü ona göre uzatalım. Daha küçük tığlarla da örüyorsak uzatma işlemini yapalım. Evet şimdi bu kadar ayrıntıdan sonra ipimizi düzeltelim ve kocaman bir yuvarlak haline getirelim. Şöyle düzeltiyorum zincirimi ve ilk başlangıç yerime batırıyorum tığımızın ucu bayağı kocaman. Evet. Kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve sol tarafa doğru birer birer sık iğnemi örerek ilerliyorum. Birer birer bakınız. Her bir zincirimize bir tane sık iğnemizi örelim. Ve sıra başına gelelim. Birinci sıra sık iğnemizi tamamladık. Bakın sık iğnemizi yaptıktan sonra da mutlaka baş ölçümüzü alalım. Yani kesinlikle küçük olmasın ve ikinci sıramıza başlayalım. İkinci sıramıza sık iğnemizde yine aynı şekilde birleştiriyorum. Geçişimi yapıyorum. Bakınız geçişimi yaptım ve devam ediyorum. Her bir sık iğnemi üzerine batıyorum, örüyorum. Batıyorum, çekiyorum, sırasını takip ediyorum. Ve bu şekilde 5 sıra yani toplamda 5 sıra sık iğnemizi örelim. 5 sıra sık iğnemizi örerek tamamladım. Şimdi iki kat edip ölçüsüne bakmak istiyorum çünkü ölçüler çok önemli büyük ya da küçük olmasın bakınız 25 santim şapkamızın lastiğinin tam yarısı topladığımızda 50 santime denk gelecek ki bu rahatlıkla bir yetişkinin baş ölçüsüne olabilecek özellikte. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım bir tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum hemen yandaki sık iğnemin içerisine giriyorum bir tane trabzan örüyorum ama bir defa alıyorum aynı yere ikinci defa giriyorum bir defa alıyorum 3 bir defa alıyorum 4 4 tane trabzanımı birer defa aldım hepsini aynı anda çekiyorum ve hemen yanındaki sık iğnenin olduğu yere bakın hemen yandaki sık iğneme gelerek batıyorum ve kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki sık iğnemin üzerine 1 2 3 4 4 defa trabzanımı birer defa da alıyorum. İkinci kez hepsini aynı anda çekiyorum ve hemen yanındaki sık iğneye batarak kapatıyorum. Ve devam ediyorum yanındakine bakınız hemen başını doluyorum bir başını doluyorum trabzanımın iki tek seferde örüyorum üç ve dört dört defa tek seferde ördüm hepsini aynı anda çekiyorum yanındaki sık iğneme gelerek batıyorum. ve yine aynı şekilde bir iki 3 4 Tek seferde çekiyorum ve hemen yanındaki sık iğnemi batıyorum. Yapmış olduğumuz işlemlerimize bakalım. Tığımızın başını doluyoruz. Aynı yere 4 defa trabzanımızı tek sefer örüyoruz. 4 trabzan tamamlandıktan sonra hepsini aynı anda çekip hemen yanındaki sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne ile kapatıyorum. Bakınız. Burası ters yüzden e, modelimizi uyguluyoruz. Bakın düz yüzde ise bu şekilde görünecek. Şimdi devam ediyorum. Hemen yanındaki bakın sık iğnemi yaptım. Yanındaki trabzan sık iğnemin içerisine aynı şekilde bir, aynı yere iki, aynı yere üç ve dört. Dört tane trabzanımı ördüm tek seferde çekiyorum hemen bir sonraki bakın sık iğnem yaptığım yerin bir sonraki gelen yani takip eden sık iğnesine de batıyorum ve bu şekilde tamamlamış oluyorum tekrar hemen yanındakine bir iki üç ve dört 4 tane olunca tek seferde çekiyorum. Hemen dibindeki bakınız bir sonraki sık iğneme batıyorum ve bu şekilde başlangıç yerimize kadar örerek gelelim. Evet birinci sıramızı şapkamızın bu şekilde örerek tamamladım. Bir tane dört tane trabzanı bir seferde alıp dördünü aynı anda ördük. Hemen yanındaki sık iğneye batmak suretiyle bakınız bu şekilde örerek tamamladık. Şimdi İkinci sırasını örmeye başlayalım. Hemen yandaki bakınız bir zincir çekmiş olduğum yere geliyorum. Şu şekilde batıyorum. Ve hemen şu görmüş olduğunuz iki kat halindeki topladığımız yani dördünü aynı anda topladığımız ilmeğin ardına giriyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Hemen yanındaki batığım yere yani dört tane trabzanı e, tek seferde çektikten sonra yanındaki sık iğneye batmıştık. Orası bu tığımın başını girdirdiğim yer oluyor oradan hemen oraya da bir sık iğne bakınız 4 trabzanı topladığım yer hemen alıyorum bir tane sık iğne hemen yanındaki yer 4 tane trabzanı batırdığım yer ve bir tane bakınız topladığımız bakınız tam 4 tane trabzanı aldığım yer bu şekilde bir tane sık iğnemizi battığımız ve bir tane toparladığımız sık iğnelerimizi batarak o noktalara devam edelim. Bakınız dördünü topladığım yer hemen dibine battığım yer dördünü topladığım yer daha geniş görünmekte. Bakınız şu şekilde daha geniş alıyorum geçiyorum. Hemen dibine battığım yer ise birazcık daha küçük. Bakınız alıyorum Tığımızın ucuna bakın e, epey iri yumuşak düşmesi için e, epeyce iri tığ kullanıyorum. Fakat hani bazı arkadaşlarımız büyük tığ kullanmayı sevmiyor. Küçük tığlarla da örebilirsiniz tabii ki ama e, ölçüleri ona göre birazcık daha küçük tığ ile ören arkadaşlarımızın bu alt sırayı büyütmesi lazım. Yoksa şapkamız belemez küçük olur. Şimdi tekrar bakınız dördünü aynı anda aldığım yerdeyim. Sık iğne battığım yerdeyim sık iğne örüyorum dördünü aynı anda aldığım yer ve battığım yer bakın çok kolay görerek hemen alıyorum her ikisini de bakınız hiç atlamadan atlayıp ilmek kaybı yaşatmayalım kendimize her bir topumuz iki tane sık iğneden oluşuyor. Yani iki tane ilmeğimizden bir top oluyor. Bir hepsini aynı anda çektiğimiz ikincisi ise battığımız şu şekilde görelim. Evet şimdi sıramızın başlangıç yerine kadar sık iğnelerimizi örerek tamamlayalım. Başlangıç yerimize kadar örerek tamamladık. Bakın modelimiz ön yüzünden şu şekilde görülmekte. Birbiri ardına çok güzel dizildiler. Şimdi ikinci sırayla Aynı işlemlerimizi tekrar edeceğiz. Birinci sırada dört tane trabzanımızı almıştık ve ikinci sırada sadece sık iğne örmüştük. Şimdi bakınız hemen en son yerdeyim bakın. Giriyorum ve başlıyorum. Bir, iki. İki tane zincirimi çektim. Alıyorum trabzanlarımı. Üç ve dört. Aynı anda çekiyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Ve bir sonraki 1 2 3 4 aynı anda çekiyorum. Hemen dibindeki ilk sık iğneye batıyorum ve bu şekilde üst üste modellerimizi denk getiriyoruz. Yani kaydırmıyoruz. Her birisinin üzerine diğer üsttekini yerleştiriyoruz. Evet bakınız örmeye devam ediyorum ve birbirinin üzerine yerleştirerek ilerlemekteyim. Örgümüzün arka yönünden örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakın sıradakini hemen 1, 2 ve 3, 4. Tek seferde çekiyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bütün işlemlerimi bu şekilde yapıyorum. Birbiri üzerine modellerimi düşürerek e, sıramı tamamlıyorum. Bundan sonraki sıramda tekrar sık iğnelerini yaparak dolaşacağız. Evet şapkamızı örerek büyüttüm. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. 5 sıra ördükten sonra her 4 popcornda bir tane azalma işlemine geçeceğiz. Azalma işlemine geçeceğimiz zaman arada popcornlarımız kayacaktır. O yüzden herhangi bir sıkıntı yapmaya gerek yok. Şimdi 4 tane popcornumu ördüm. Şöyle bakalım. 4 popcornumu ördükten sonra şöyle hemen yapıyorum bakın hepsini aynı anda çektim bakınız yandaki sık iğne olan yere batmadım ve de e, içten örüyoruz gördüğünüz gibi ters yönünden örüyorum dış yönünden de isterseniz örebilirsiniz hangisi kolayınıza gelirse dış yönden de iç yönden de fark etmez ama biz hem önünü hem arkasını hep iç yönden örerek devam ederek bu aşamaya kadar geldim şimdi 4 tane trabzanımı tek seferde çektim yanındaki sıkı iğneye normalde batarak popcornlarımızı yapıyorduk şimdi batıyorum bakınız daralma işlemine geçeceğimiz için bir tane sık iğnemi battım ama çekmiyorum. Hemen bir ileriye gidiyorum. Normalde 4 tane trabzan öreceğimiz yer. Oraya 4 trabzan yapmadan yine bir tane sık iğne alıyorum. Bakınız önceki sık iğnemiz 4 tane popcornumuzun yerindeki olan sık iğnemizi aynı anda çekiyoruz ve kapatıyoruz. Ve burada daralma işlemine geçtik. Hemen bir tane ileriye geçiyorum ve burada artık 1 2 3 4 4 tane trabzanım aldım tek seferde çekiyorum yanındakine hemen batıyorum 4 tane popcorn olana kadar aynen ördüğümüz gibi devam ediyoruz birinciyi ördüm şimdi ikinciyi örmekteyim çekmiyorum bakınız şunu alıyorum. 3 ve dördüncüyü de örüyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. Yanına batıp kapatıyorum. Ve devam ediyorum. 2 popkorn ördük. Bakınız daralma işlemini burada yapmıştık. 2 tane daha popkornumu hemen örüyorum. 1 Aynı yere batıyorum. 2 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum. Hemen yanına batıyorum ve kapatıyorum. Bakıyorum. Bakınız 1 2 3. 4. popcornumu da örüyorum. Şurada daralma işlemini yapmıştık. 4. popcornumu da yaptıktan sonra bakınız 1 2 3 ve 4 hepsini tek seferde çekiyorum. Yandaki sık iğnemden bir tane örüyorum ama çekmiyorum. Ve bir sonraki dört tane popcorn öreceğim yere geliyorum. Onu da alıyorum. Hem bir önceki popcornumun sık iğnesi ve diğer dört tane popcorn öreceğim yerdeki sık iğneyi aynı anda alarak çekiyorum ve daralma işlemine geçiyorum. Hemen sıra atlamadan yine dört tane Trabzanımı örüp tek seferde popcorn yapıyorum. Şöyle bakalım bakınız. 1 tane 4 tane trabzandan sonra 1 tane daralmamız oldu. Şimdi 4 tane popcornumuzdan sonra yine bir tane daralmamız oldu. Her 4'te bir tane daralmamızı yaparak bu 6. sıramızı tamamlayalım. Bakınız 2 4 5 ve 6. sıramızdayız. 6. sırada her 4'te 1 tane daralmamızı yapıyoruz. 4 tane popcornumda bir tane daraltarak bakınız 4 tane de bir tane azalma işlemine gittik ve sıramızın başına kadar geldik her dörtte bir tane eksildik şimdi her 3 popcornda bir azalmaya gidiyoruz ve sıramızın başındayız sıramızın başından hemen geçişimizi yapıyoruz ve bu sık iğne sıramızı örüyoruz bakınız bir tane zincirimi çekiyorum hemen ilk e, toparladığım 4 tane trabzanın üzerine geliyorum kapatıyorum hemen yanındakini ve diğer birer birer örüyorum ta ki azaldığım yere kadar birer birer alıyorum bakınız şimdi azaldığım yere geldim yani bir tane e, sadece sık iğne olarak ördüğümüz yer 4 tane bakın 1 2 3 4. 4 tane popcornumu ördükten sonra bir tane azalma işlemi yapmıştık, sık iğne örmüştük. Şimdi oraya da yine aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Oraya tekrar batıyorum. Bakınız. Şöyle batalım. Popcornumuzun tam tepesine battık. Diğer sıradaki popcornumu topluyorum. Dördüncü popcornumu. Hemen yanındaki azalma işlemi yaptığım yerin tepesine geliyorum. Bir sık iğnemi de oradan alıyorum. İki sık iğneyi aynı anda çekiyorum. Ve devam ediyorum. Bakınız diğerini de birlikte yapalım. Her bir popcornumuzda iki tane sık iğne örüyoruz. Bakınız. Örüyorum. Sık iğnelerimi daraltma yerine kadar ilerlemekteyim. Şimdi bakınız şurada bir tane azalma işlemine gitmiştik. Azalma işlemine geldiğimiz yerde hemen bir tane sık iğnemi örüyorum. Hemen azalma işleminin olduğu yere geliyorum geçiyorum ve aynı anda çekiyorum. Diğerlerini aynı şekilde örerek devam ediyorum. Sadece azalma işlemi yaptığımız yerde bu işlemimizi yapıyoruz. Sık iğne sıramızı tamamladık. Yeniden başlangıç noktamızdayız. Tekrar popcornlarımızı örmeye başlıyoruz. Hemen geçişimi yapıyorum. Bakınız. 1 2 ve başlıyorum aynı yerden 1 2 3 4 Hepsini aynı anda çekiyorum. Bir sonraki yere batıyorum. Tekrar sıramı takip ediyorum. 1 Aynı işlemlerimizi tekrar ediyoruz. 2 aynı yere batıyorum bakınız. 2 3 ve 4 Tek seferde çekiyorum. Hemen bir ileriye batıyorum. İki tane popcorn'umu ördüm. Bir ve iki. Şimdi üçüncü popcorn'umu örüyorum. Bir. iki, Üç. Ve dört. Dört tane trabzanımı ördüm. Tek seferde çekiyorum. Hemen yanındaki sık iğne olarak yanındaki yere batıyorum. Ama çekmiyorum. Bir sonraki. Bakınız bir sonraki yere de giriyorum. Oradan da bir sık iğne alıyorum. Hem bir önceki trabzanlarımın sık iğnesini hem bir sonraki trabzanlarımın yerindeki e, ilmeğimi alıyorum. Tek seferde çekiyorum ve 3 tane popcornumdan sonra azaltma işlemine bu şekilde geçiyorum. 3 tane ördüm ve hemen bir ileriye giderek sık iğne şeklinde çektim. Yine 3 tane popcornumu örmeye devam ediyorum. Hemen bir ileriye batıyorum. 1 aynı yeri 4 defa dolduruyorum. 2, 3 ve 4 tane trabzanım örüyorum. Tek seferde çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. birinci popcornumu ördüm. İkinci popcornumu örmeye başlıyorum. 1 2 3, 4. Tek seferde çekiyorum. hemen dibine batıyorum ve üçüncü popcornum örmeye başlıyorum. Batıyorum. Bir, iki, üç, dört. Tek seferde çekiyorum. Bakınız 3 tane popcornumuz azalma işleminden sonra azalma işlemi şöyle trabzan gibi görülmekte. 1 2 3 popcorn ördük. Bir tane azaldık. Bakınız trabzan gibi görülmekte. 1 2 3 popcornum ördüm. Şimdi hemen yanındaki sık iğneye batıyorum ve bekletiyorum. Çekmiyorum. Ve bir sonraki sık iğneye de giriyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum ve daralma işlemini 3 3 popcorn'da 1 yapıyorum. Bakınız önden görünüşü bu şekilde. Tekrar şunu da görelim. Ve her 3 popcorn'da bir daralma işlemimizi yaparak sıramızın başına gelelim. Evet, 3 tane popcorn'umuzu ördük. 1 tane Bakınız daraldık. 3 popkorn ördük. Bir tane daraldık. Bu arka yönden bu şekilde görülmekte. Ön yönden ise şöyle görülmekte. Bakınız daraldığımız yerler sanki bir tane trabzanımız varmış gibi görülmekte. Şimdi geçişimizi yapıyoruz ve bu popkorn sıramızın sık iğnelerini örmeye başlıyoruz. Şurada zincir çekmiştik. bakınız zincirimin olduğu yere giriyorum ve kapatıyorum. Şimdi üstünden popkornumu topladığım yerden alıyorum sık iğnemi örüyorum. Batığım yere geliyorum, sık iğne örüyorum. İkinci popcornumu aynı şekilde sık iğnesini örüyorum. Şimdi bakınız daraldığım yere geldiğim zaman ise aynen biraz önceki sırada yapmış olduğum işlem gibi popcornumu alıyorum, popcornumun üzerindeki sık iğneyi hemen yanındaki daraldığımız yere de geliyorum. Onu da alıyorum. Her ikisini birlikte çekiyorum. Ve bu şekilde burayı daraltmış oluyoruz. Ve her e, bu daralttığımız yerde bir önceki popcorn'un sık iğnesiyle birlikte öreceğiz. Hemen ilerdekini de örelim. Bakınız bunları birer birer örüyoruz. 1 bir ve 2 1 Bakınız hemen popkornumun olduğu yere geldim. bakınız daraldığım yere alıyorum. Çekiyorum. Ve bu şekilde sıramızın başına kadar örerek devam edelim. Sık iğne sıralarımızı örerek tamamladım. Bakınız şapkamız yukarıya doğru belli bir daralma yapmaya başladı. Şimdi her iki popcornda bir daralma işlemine geçiyoruz. Önce 4 yaptık sonra 3 yaptık. Şimdi de her iki popcornda bir daralma işlemimizi yapacağız. Şöyle belli bir şekilde daralmamız oldu. Diğer yönden şöyle bir bakalım isterseniz. Bakınız gayet güzel Şöyle daralıyoruz tepeye doğru. Evet, şimdi her iki tane popcornumuzdan sonra bir tane daralma işlemini geçiyoruz. Şimdi arkayı çeviriyorum, İçten örmeyi tercih ediyorum. Tabii dıştan da örebilirsiniz. Tamamen e, nasıl isterseniz her iki yönüyle de çalışmış olalım. Bir tanesini gri ile dıştan çalışmıştık. Bakınız, bunu da içten çalışıyoruz. Şimdi geçişimi yapıyorum. iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başında doluyorum hemen başlıyorum 1 2 3 ve 4 tek seferde çekiyorum hemen yanındakine sık iğne batıyorum her zamanki gibi tekrar 1 aynı yere 2 3 4 tek seferde çekiyorum batıyorum bakınız ve bir tane daha ileriye geçiyorum oradaki yere de batıp bir tane sık iğneyi de alıyorum daralma işlemimi yapıyorum iki tane popcorn sonrasında bir tane daralma işlemimi gerçekleştirmiş oluyorum hemen bir tane daha çalışalım hemen ileriye geçiyorum batmadığım yere bir iki üç ve dört tek seferde çekiyorum dibine batıyorum birinci popcornumu çalıştım ikinci popcornumu çalışıyorum 1 2 3 4 çekiyorum ileriye batıyorum sık iğne yerine ve bir sonraki yere de batarak aynı anda çekiyorum ve bu şekilde her iki popcornda bir daralma işlemimizi yapalım Evet, iki tane popcornda bir daralma işlemimizi yaptıktan sonra trabzanlarımızın olduğu sırayı bitirdik. Şimdi sık iğnelerimizin olduğu sıradayız. İkişer ikişer bakınız popcornumuzu ördük, bir daraldık. İki popcornumuzu ördük, bir daraldık şeklinde örmüştük. Şimdi hemen geçişimizi yapalım ve bakın üzerlerinden örmeye başlayalım. Hemen sık iğnemi örüyorum. yerine batıyorum ve yanındaki daraldığım yeri de alıyorum. Aynı anda çekiyorum. Diğer sık iğnemi örüyorum. Ve bir sonraki sık iğnemi örüyorum, alıyorum ve daraldığım yerdeki sık iğnemi de alıyorum bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet geçişimizi yaptım. Şimdi popkornlarımızın öreceğimiz sıradayız. Birer birer popcorn popkorn öreceğiz. Her bir ördükten sonra bir tane daralma işlemine geçeceğiz. Şöyle tepe kısmını çevirdiğimiz zaman bakınız baya bir darlaşma görülmekte. Şu şekilde güzel bir darlaşmamızı yaptık gayet düzgün bir şekilde şimdi bir tane popkorn bir tane daralma bir popkorn bir daralma şeklinde örerek sıramızı tamamlayacağız. Hemen çeviriyorum. örgümü. Zincirimi çekiyorum ve başlıyorum. Trabzanlarımı örmeye 1 2 3 ve 4. 4 tane trabzan ördüm. Hemen yanındakine batıyorum ve bir ileriye daha gidiyorum. Ama öncesinde tabii 4 tanemizi çekiyoruz. Çektikten sonra hemen dibine batıyorum ve bir tane ileriye geçiyorum. İki sık iğnemi aynı anda çekiyorum. Bir tane popcornumu yine örüyorum. 1 2 3 4 4 tane trabzanımı tek seferde çekiyorum hemen dibine ve bir ileriye batıyorum. Tek seferde çekiyorum ve bu şekilde birer birer popkornlarımızı örüp bir de daralma işlemimizi yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet tipi noktamız bakınız çok güzel bir şekilde iyice daraldı. Şimdi popkornları ördüğüm sıradan sonra yine aynı şekilde sık iğnelerimizi örelim ee, ve bir sonraki sırada tekrar darala darala geçelim. Şimdi sık iğnemizi yine birlikte başlayalım. Hep aynı işlemleri yapıyoruz aslında. Ee, i̇ki aşamalı sürekli tekrar ediyoruz. Bakınız geçiyorum yine geçişimi yapıyorum ve sık iğnemi örüyorum. 1 Hemen yanındakini de alıyorum. 2. Çünkü bir ördüm, bir daraldım. Çekiyorum. Şimdi bir sonraki sırayı 1 ve yanındakini de alıyorum. 2. Tekrar kapatıyorum. Bir sonrakini bir batıyorum. Bir diğerini ikişer ikişer alıyorum. 1 ve 1 ileri. 2. Bakın çok e, zihli bir şekilde daralmakta. ikişer ikişer güzel güzel daralttık. 1, 2, Aynı anda kapatıyorum, biraz hızlı e, gibi yapıyorum ama hep aynı işlemleri e, tekrar ediyoruz nasılsa. Evet, bir ve iki. Aynı anda çekiyorum ve başlangıç noktama geldim. Şimdi atalım buraya. Bir iki tane zincirimi çekiyorum ve başlıyorum. Bir, iki, üç ve 4. 4 tane trabzanım ördüm, çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Ve bir tane ileriye batıyorum ve güzelce çekiyorum. Ve devam ediyorum. Bir ileriye trabzanımı örüyorum. 1 ve tekrar batıyorum. 2 3 ve 4. Çekiyorum. Bir ileriye ve bir tane daha ileriye tek seferde çekiyorum. Ve tekrar şu görmüş olduğum noktaya popcornumu örmeye başlıyorum. Sizinki daha önce de kapanmış olabilir ya da daha kapanmamış bile olabilir. Hani büyüklüğe, küçüklüğe göre değişiklik gösterebilir. Hiç önemli değil. Dolaşa dolaşa bu işlemimizin tekrarını yaparak tepe noktamızı bu şekilde kapatıyoruz. Bir, Ve bakınız başlangıç ilmeğe geldim ve şu şekilde kapatıyorum. Şöyle bir tepe noktasını çevirip bakalım. Bakınız, her taraf kapandı. Şimdi buradaki e, küçücük kalan kısmı da hemen sık iğne ile birbirini birleştirelim. Şurada ufacık bir yer, bakınız, hemen kapatalım. Şöyle bakınız, tamamen kapanmış durumda. Evet, tepe noktamızı da bitirdikten sonra şimdi yanlarımızı örmeye devam edeceğiz. Ben buradan ipimi koparacağım ve ipimi içeriye güzelce çekeceğim. Bu şekilde bırakmayacağız tabii ki ee, ve buradan ipimi içeriye güzelce gizledikten sonra uç kısmımızı tekrar örmeye başlayacağız. Evet, şapkamızı bu şekilde tamamlamıştık. Bakınız şöyle gayet güzel bir e, görüntüsü oldu. Şu işaretlerimi koydum, bakınız. Burası tam e, arkanın başlangıç ve geçiş noktamızın olduğu kısımda. Sayalım hemen, bakınız işaret koyduğum yerin içerisinde kalan kısımları sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 25. Arkadan tam 25 tane bu sık iğnemizin olduğu bölümü ayıralım ve diğer e, ön kısımda kalacak kısmımızı örmeye başlayalım. Yine aynı numara tığımı alıyorum. Bir tane düğümümü atıyorum ve sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Şimdi işaretlerimin arasında kalan kısımdan örmeye başlıyorum. Takıyorum. Ve sık iğnelerimi birer birer örüyorum. Bakınız birer birer her birinin üzerine bir tane örüyorum ve diğer uca doğru ilerliyorum sadece sık iğne örüyorum Evet diğer işaretime doğru örerek geldim. Diğer işaretime bir ve iki tane sık iğnemin olduğu yer kaldı. Sondan bir önceki sık iğnemi 2 tane örüyorum 1 ve 2 artışımı yaptım son sık iğnemi tek olarak örüyorum ve bir zincir çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve hemen bir tane dibine batıyorum bir zincirimi ve burada artmış olduğum sık iğnelerimi birer birer örerek ilerliyorum Diğerlerini birer birer örelik Uç noktamıza doğru devam edelim. Evet diğer işaretimizle başlangıç noktama doğru geldim. Bakınız 1, 2 ve en sondaki bu başlama e, yerimiz her ikisi zaten 1. Şimdi buradaki ilk sıradakini atlıyorum batmak için. Direkt diğer sık iğnemin içerisine gelerek batıyorum ve başlangıçtaki sık iğnemin de üzerine geliyorum bir tane zincir çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve hemen bakınız dibine batmıyorum bir ileriye batmıyorum ve bir sonrakine batıyorum bakınız dibine batmıyorum hemen yanındakine de batmıyorum ve bir sonrakine gelerek batıyorum burada baya bir eksilme işlemi yapıyoruz. Yani bir taraftan eksilirken diğer tarafta ise artışlarımızı yapacağız. Buradaki eksilmemizi yaptıktan sonra diğer tarafa doğru yani artma yapacağım yere doğru ilerliyorum. Bu arada herhangi bir şekilde artma ve eksilme ölmüyoruz. Sadece ucumuzun bir tanesinde azalırken bir tanesinde artışlarımızı yapıyoruz. Burası azalma köşemiz diğer taraf ise artma artma köşeme doğru örerek geldim bakınız son ilmeklerim hemen en sondaki var bakınız 1 ve 2 hemen buradaki ilmeğimin içerisine 1 ve 2 2 tane artışımı yapıyorum yani bir tane yerine iki defa örüyorum diğer sık iğnemi örüyorum ve bir sonraki başlangıç yerine yani burada da bitiş yönü oluyor örüyorum bir zincir çekiyorum çevirip Hemen dibine batıyorum. Bir ileriye batıyorum. Burada bir tane daha artışımı yapıyorum. Aynı yere bir tane daha örüyorum. Hem giderken hem gelirken artışlarımı yaptım. Evet, şimdi dümdüz eksilme yönüne doğru ilerliyorum. Arada herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece sık iğnelerimi örerek devam ediyorum. Evet eksilme yönümüze doğru geldim. Bakın son iki tane bir tane atlıyorum. En sondaki sık iğnemin içerisine gelerek giriyorum. Ve bir tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Bir zincirimi dibine değil bir ileriye gelerek batıyorum. Ve buradan bir tane daha atlayıp bir ileriye daha geliyorum. Bakınız bir tane sıradakini atlıyorum ve bir sonrakine geliyorum. Ve bu şekilde iki tane azalma işlemi yapmış oluyorum içe doğru ve diğer artma yönüme doğru devam ediyorum. Sadece aralarda sık iğnemizi örüyoruz. Bir sırada artarken bir sırada azalma işlemini yapıyoruz ve birkaç sıra daha aynı işlemimizi tekrar edelim. Evet arkadaşlar sık iğnelerimizde sırasıyla ördüm bir uçtan artarken diğer uçtan azaltma işlemimi yaparak istediğim ölçü gelene kadar ördüm ve bu şekilde. Şapkamı tamamladım. Şöyle de iki tane kelebek figürü diktim. Sizler tabi dilediğiniz gibi broşlar falan da takabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Evet umarım şapkamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.